Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Burada ilk 5 maçlık periyotta belki 2 tane 3 tane kaybımız oldu ama sonrasında tabii kilometre yapması gereken bir takımız. Zamanla çalıştıkça, beraber oynadıkça daha iyi şeyler yapan, daha fazla kazanan bir takım olduk. Ama sezonun ortasındayız yani. Bu form grafikleri sezonun o kadar yoğun. Hemen hemen 3 günde bir maç oynuyoruz. Geçen hafta 6 günde 3 tane maç oynadık. 3'ünü de kazanma başarısı gösterdik. Bir tanesi de biliyorsun sayı farkını da dengeledik. Bu da çok önemliydi. Bundan ötürü aslında takımın zaten sezon başındaki kurduğumuz takımın kurgusundan memnunduk. Ama özellikle bazı oyuncularımızın geç hazır olabileceğinden de o gün de emindik. Sonuçta baktığınız vakit bizim uzun oyuncularımız özellikle 2002'li bir Türk oyuncumuz var, Furkan. Vernon Carey 2001'li. Yine kadromuza yeni kattığımız Hakan da 2000 doğumlu. Çok da genç oyuncular. Bundan ötürü de zaman bizim lehimize çalışıyor. Bu yakaladığımız istikrarı, oyun anlayışını sezona yaymamız gerekiyor, sürdürmemiz gerekiyor. Kazanmak istediğimiz bir mücadele olacak. Ligdeki şu an konumumuz, yani 10. haftanın sonunda 3. sıradayız. Ve önemli maçlar oynadık, önemli galibiyetler de elde ettik. Bu bir avantajı olabilir. Dolayısıyla bu maça da yine en iyi şekilde, en ciddi halimizle hazırlanıyoruz. Taraftarımızın önünde oynadığımız maçlar tabii ki çok daha farklı oluyor. Özellikle son iki iç saha maçımız full, bütün dolu tribünlerle oynandı. Bu bizi çok daha, oyuncuları özellikle çok daha motive hale getiriyor. Ama dikkat etmemiz gereken bir rakip. Şu an kadro olarak sezon başında kurdukları kadro şu anki yeri bence hak etmiyor. Tehlikeli bir rakip. Bizim de son derece dikkatli ve sahada iyi olmamız lazım. Yani iki tane deplasman maçımız var. İkisi de sıkıntılı ve zor maçlar olacak. Çünkü ikisinin de gruptan çıkma şansı var. İkisinin de yukarılarda bitirme ihtimali var. Deplasmanlar zaten zor oluyor. Kendi elimizde sonuçta. İkisini de kazanabiliriz. Bu grubu tabii birinci bitirip play-in oynamamak büyük bir avantaj. O arada o deplasmanlara gitmiyorsun. Çünkü iki gün arayla o play-in'leri oynuyorsun. Değişik seyahatler olabiliyor. En büyük hedefimiz, arzumuz birinci bitip yukarıya çıkmak.